Evet arkadaşlar, bugünkü önemli konumuz yağ yakımı, kas kaybı ve bununla ilgili yanlış bilinenler, korkular. Öncelikle şunu söyleyeyim, internette pek çok bilgi mevcut. Yağ yakımının nasıl bir mekanizma olduğunu anlatan, nasıl yağ yakılabileceğini anlatan ama ben size kısaca şöyle açıklayayım. Nefes aldığımız her süreçte biz aslında yağ yakıyoruz. Vücudumuz oksijeni alıyor, yediğimiz gıdaların karbonlarını parçalamak için kullanıyor. Dışarıya karbondioksit veriyoruz. Bu sırada karbon bağı, gıdalardaki karbon bağı koptuğu için dışarıya iyi bir enerji çıkıyor. Biz de hareket ediyoruz, spor yapıyoruz ya da hayat faaliyetlerimizi sürdürebiliyoruz. Aslında doğumumuzdan ölümümüze kadar koşarken, uyurken, tuvalette, yemek yerken biz sürekli yağ yakıyoruz. Sadece şöyle bir durum var. Yağ yakımı bazen çok yüksek seviyede oluyor, bazen çok düşük seviyede oluyor. Ben öncelikle çok düşük seviyede olan kısmıyla başlayayım. Şimdi biz aslında enerji olarak vücudumuz karbonhidratı çok seviyor. Karbonhidratın kullanımı pratik. Aynı zamanda gıdaları, karbonhidrat ve buna yağlar da dahil, hatta proteinler de dahil bir bölümünü kanımıza veriyor. Glikoz olarak kanımızda dolaşıyor bu gıdalar. Fakat kandaki glikoz değerleri çok hassas bir çizgi. Bu glikoz değerlerinin yükselmesi ya da düşmesi ölümcül olabiliyor bizim için. O yüzden insülin diye bir hormon var. Vücut bu insülini niye salgılıyor? Kandaki şeker miktarı çok artınca insülin tutuyor o glikozları. Gel kardeşim diyor, seni diyor kasın diyor, gövdesine koyayım diyor. Onlar orada glikoj olarak kalıyor. Biz spor yapacağımız, hareket edeceğimiz zaman bu glikojini kullanıyoruz. Aslında sistem bu kadar basit. Peki biz neden böyle yağlıyız? Neden insanlar obez? Neden kilo problemleri var? Neden metabolik hastalıklar var? Bunların sebebi arkadaşlar yanlış beslenmek, yanlış zamanlarda ve yanlış şeyleri yemek. Bu birazcık bize kültürel olarak, geleneksel olarak aktarılmış. Örneğin ekmek yemeden de hayatta kalabiliyoruz ya da reçel yemeden de hayatta kalabiliyoruz. Daha doğrusu onları yemezsek daha sağlıklı olabiliyoruz. Biz bunları tabii ki yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü eskiden böyle bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Obezite diye bir problem yoktu. O yüzden insanlar doğal olarak yağ yakımıyla hiç ilgilenmiyorlardı. Bundan 2000 sene önce insanlar yemek yiyecekleri zaman, acıktıkları zaman dışarı çıkıp bahçelerinden topluyorlardı. Ya da hayvanlarını yakalayıp kesiyorlardı. Ya da avlanıyorlardı. Aslında mekanizma şöyle çalışıyordu. Acıkınca yemek yeme ihtiyacı oluyordu. Ve birazcık yemek bulma sürecimiz zor oluyordu. Ama şu an buzdolabını açıyoruz. Envai çeşit yemek var. İstediğimiz şekerlisinden tut vesairesine. Ve buna da herkes ulaşabiliyor. Çok fazla bütçeye gerek yok. Oysa ki bundan 200 sene önce, 150 sene önce şeker sadece zenginlerin yiyebildiği bir gıdaydı. Ama sonra endüstriyel hale gelince, kalorisi de çok yüksek olunca, yani aslında vücudun bir nevi istediği şey basit, hemen sisteme girebilen, kalorisi yüksek bir gıda. Sofralarımızda felaket şekilde yenmeye başlandı. Zaten uyuşturucu gibi bağımlılık yapan, insanın gereksiz geçici bir mutluluk veren bir şey. Meğerse çok zararlıymış. Kanserin de bir sürü metabolik rahatsızlığın sebebiymiş. Neyse. Eskiden bakıldığında, kalıntılara bakıldığında, insanların yaşayışlarına bakıldığında arkadaşlar, obezite diye bir sıkıntı yok. Genel olarak zenginler obezler. Çünkü hareket etmiyorlar. Her şeyi bulabiliyorlar. Tüm işlerini köleleri yapıyor. Adamlar çalışmıyorlar bile. Ama zenginler de popülasyonun %2'si falan, önemli bir seviye değil. Onun dışında herkes fit geziyormuş gerçekten. Yani baktığınız zaman halen daha modern hayat tarzına girmemiş toplumlarda erkekler benim gibi. Yani işte böyle çok aşırı kaslı değil. İşte six pack'leri böyle gözüküyor. Ondan sonra aktifler ölene kadar da aktif olarak yaşıyorlar. Bu adamların ne kanserle ne obeziteyle işleri olmuyor. Bir yerde bir hayvan bunları sıkıştırırsa ölüyorlar. Bir yerden düşerlerse ölüyorlar. Ya da işte yaşıyorlar. Onların öyle bir obezite bilmem ne derdi yok. Bu arada üniversitedeyken arkadaşlar bir tane fizyoloji hocamız vardı.
Fizyoloji hocamız bize hep şunu söylerdi. Derdi ki arkadaşlar, bu hayat size şu şekilde ihtiyaç duyuyor. Size ağacın meyve vermesinin, işte hayvanın süt vermesinin vesairenin sebebi, yani bu döngünün sebebi, biraz önce söylediğim şu döngüye bir bakın, şu muazzamlığa bir bakın. Damar kızım koklama lütfen. Telefonu devirirsen çok kızarım Allah'ın emri. Mesela ben dışarıya karbondioksit verdim. Damar. Hayır. Yapma. Dışarıya ben karbondioksit verdim. O karbondioksit arkamda görmüş olduğunuz zeytin ağacı tarafından tutuldu. Bu arkamda gördüğüm hayırsever vatandaş karbonunu alıyor, oksijenini tekrar bizlere veriyor. Yaşamamızı sağlıyorlar yeşillikler. Karbonunu da zeytinine koyuyor. Biz de onu yiyoruz ki hareket edip enerji yapabiliyoruz. Aslında biz tüketici canlılarız. Onlar üretici canlılar. Bu şekilde hayat devam ediyor. Yani hayatın böyle bir döngüsü var. Ondan sonra diyordu ki hocamız, arkadaşlar bu hayatın sizi yaşatmasındaki sebep aslında şu, üremeniz. Üremek. Hayat bizden şunu istiyor arkadaşlar. Genetik olarak iyi konumda olan canlılar hayatta kalsın. Zaten onlar hayatta kalabiliyorlar doğada. Bunlar genetik aktarımlarını yavrularına yapsınlar. Onlar yavrularını yapsın, onlar yavrularını yapsın. Süreç bu şekilde devam etsin. Zaten bu olmasa düşünsenize ne savaşlar olurdu, ne işte böyle ekonomik sistemler olurdu, ne insanların hırsları olurdu, ne katiller olurdu, ne hırsızlar olurdu. Düşündüğünüzde çok mantıklı. Bütün sistem üreme üzerine kurulu. Üreyen bir vücut da arkadaşlar, üreyebilen bir vücut da sağlıklı bir vücut olmak zorunda. O yüzden adamın bize söylediği şuydu. Arkadaşlar, kendinizi aktif tutarsanız, vücudunuzu kullanırsanız, üreme fonksiyonlarınız iyi olur. Üreme fonksiyonlarınız da iyi olursa uzun yaşarsınız. Bu kadar basit. Gerçekten de çok mantıklı. Şöyle düşünün. 50 yaşından sonra erkeklerde ve kadınlarda yavaş yavaş artık her şey geriye sarmaya başlıyor. Yani aslında hayat onları yok ediyor. Sistem bu. Ama o arkadaşlarımız aktif kalmaya devam ederlerse, vazgeçmezlerse, hayata ben yaşlanmadım, hareket etmeye, spor yapmaya devam edeceğim derlerse hem uzun yaşarlar hem de hayat kaliteleri çok yüksek olur. Yani şimdi şöyle insanlar var, ben fizyoterapistim biliyorsunuz arkadaşlar. Mesleğimi gerçek anlamıyla yapmamın en büyük sebebi çok fazla empati kurmam. Çalıştığım yerdeki insanların kötü durumlarını görünce gerçekten çok üzülürdüm. Yani kronik rahatsızlıkları olup yaşayan ama aslında hiçbir şey yapamayan bir sürü insan var. Keşke onlara da yardımcı olabilsek. Keşke onlara da ulaşabilsek. Zaten bu işin en tatminkar kısmı bu. Grubumuzdaki arkadaşlarımıza da, bazı kilolu arkadaşlarımız var, obezite problemleri olanlar var. En sevdiğim, en böyle yardım etmek istediğim grup o. Çünkü arkadaşlar hayatınız değişecek. Hayatınız değişecek. Şimdi biz konuya dönelim. Yağ yakmak için neye ihtiyacımız var? Kesinlikle doğru zamanda doğru besin alma, yani beslenme. Kesinlikle iyi antrenman. Kesinlikle iyi uyku. Bu üçüne uyan arkadaşlar ve bu üçünü en az bir ay süreyle yapabilen arkadaşlar hem yağ yakacaklar hem kas kazanacaklar, yani fitleşecekler. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Şimdi beslenmeden bahsedelim. Beslenmede ben intermittent fasting yapıyorum arkadaşlar. Ve grubuma da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni kırmıyorlar. Bütün Fahrenheit grubu intermittent fasting yapıyoruz. Neden? Çünkü ben bu sisteme çok güveniyorum. Daha öncesinde deneyimledim. Araştırdım. Ve öncelikle çok sağlıklı bir sistem. Neden? Çünkü eskiden yaşayan insanların hayat tarzının birebir aynısı. Acıkma, açlık çok faydalı bir şey. Sürekli yemek, onu ye, bunu ye, protein at, magnezyum al, bilmem ne yap, etini az mı yedin, proteinini az mı kaçırdın, bilmem ne mi, VCA'yı unuttun mu? Arkadaşlar bu değil, olay bu değil. Zaten bu sürdürülebilir bir şey de değil. Açlık arkadaşlar artık bilimsel olarak kanıtlanmış, insan vücudunda çok iyi gelen bir şey. Açken arkadaşlar kas kaybetmiyorsunuz, hiç korkmayın. Eğer ki susuz kalmazsanız ve günlerce aç kalmazsanız vücut o kasları kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.
önce karbonhidratları sonra yağları kullanıyor. Kaslarını tutmaya çalışıyor. Kas kaybetmek o kadar kolay bir şey değil. Diyelim ki kaybettiniz. Kaslarınız gitti. Arkadaşlar hiç üzülmeyin. Kendi vücudum üzerinde abuk subuk şeyler denedim. Kas hafızası gerçekten olan bir şey. Bu bir efsane değil. Kaybettiğiniz kaslarınızı çok hızlı bir şekilde geri kazanırsınız. Hiç canınızı sıkmayın. Hiç bunlara takılmayın. O kaslar sizin arkadaşlar. Kası yaptıysanız o sizde. Bir süreliğine geçici olarak hacim azalabilir. Onları çok takmayın. Bu arada bu hayat öyle kas mı kaybettim, Allah'ım yağ mı aldım, bunları düşünecek kadar uzun değil. Hayattan keyif almaya bakın. Yani yaptığınız, yediğiniz, paylaştığınız şeylerden keyif almaya bakın. Şu bir kesin arkadaşlar, şu bir gerçek. Şu an yaptığımız diyet sürdürülebilir bir diyet. Proteinimizi alıyoruz, karbonhidratımızı alıyoruz, yağımızı yiyoruz. Günde 3 öğün yiyoruz, sadece belli saat aralıklarında yiyoruz. Zor değil, sürdürülebilir. Ketojenik diyet falan kesinlikle faydalı diyetler ama ben sürdüremiyorum. O yüzden tercih etmiyorum. Yapan arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Şimdi, onun dışında aldığınız makroları derler hep, çok artistik kelime. Ben öyle demeyeceğim. Proteini, karbonhidratı, yağları ölçün sayın arkadaşlar. Yani az çok gün içinde ne yediğinizi bilin. Kaç kalori alıyorsunuz az çok bilin. Neden bilin? Çünkü şöyle olacak. Vücudunuza aldığınız kaloriyi harcamazsanız bu yağa dönüşecek. Bu bir kesin olan bir şey yani. Bu kadar basit. Diyeceksiniz ki ben kaç kalori harcıyorum nereden bileyim? Arkadaşlar zaten onun için ölçmüyoruz. Ölçmemizin sebebi şu. Bir insanın yaklaşık olarak tüketmesi gereken kalori değeri aşağı yukarı zaten biliniyor. Onu da geçtim. Mesela ben şöyle yaptım. İlk ay aldığım kalorilerin miktarlarını biliyorum. İkinci ayda izlemek istediğim yol ne? Biraz daha yağ kaybetmek. Kas kaybetmeden. Ne yaptım mesela? Baktım yağlar bana birazcık yüksek geldi. Yağları birazcık kıstım. Sizlere de aynı şey yaptık bu arada. Baktım doğru sistem tuttu. Yani kendine göre de uyarlayabilirsin. Kimi diyebilir ki bana 100 gramın altında karbonhidrat iyi gelmiyor hocam. Olabilir arkadaşlar, olabilir. Deneyin, korkmayın. İnanın böyle acayip kaslar kaybetmeyeceksiniz. O fitness dergilerindeki gibi değil olay. Bana güvenebilirsiniz. Tabii ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendimce fit bir insanım. Evde bir dumbbell'la 30 gündür, daha da uzun süredir ama 30 günde çok iyi sonuç elde ettik. Bir antrenman sistemi uyguluyorum ve arkadaşlarıma bunu uygulatıyorum. Sonucu gerçekten başarılı. Bana %100 güvenebilirsiniz. Ne bir ilaç kullandım, ne bir growth hormonu aldım. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Burada annemlerin yanındayız. Eve zaten et bile zor alıyoruz, yumurta bile zor alıyoruz biliyorsunuz pandemi döneminde. Sağlıklı bir şekilde kendimi de şu ana kadar şükürler olsun hissettiğim en iyi şekilde hissediyorum. Çok fit hissediyorum. Dışarı çıkayım koşayım, dışarı çıkayım atlayayım, zıplayayım, burpee yapayım, dumbbell'ımla oynayayım, kaldırayım, bir şeyleri iteyim. Arkadaşlar şu an 31 yaşındayım. Elimde ne bir halterim var, ne havuzum var, ne koşu bandım var. Hiçbir şeyim yok. Sadece bir dumbbell'ım var. Güzel bir beslenme sistemim var. Ve motivasyonum var. Ve ben hayatımdaki, tüm spor hayatımdaki en yağ oranı düşük halimdeyim. Çok da kas kaybettiğimi düşünmüyorum. Çok kas kaybetmişsin, çok zayıflamışsın diyen insanlara da şunu söylüyorum. Peki öyle olsun ama siz şu six pack'leri istemez misiniz? Çat! Selamlar Gizoş. Evet. Şimdi arkadaşlar antrenman kısmına gelelim. Antrenman kısmında bana güvenebilirsiniz. Ben arkadaşlar benim tavsiyem ve deneyimlediğim şey şu. Her şeyi uyguladım. Ağırlık çalışması yaptım sadece. Kesinlikle yağ yakamadım. Kas kütlem arttı. Yağ yakamadım. Bu neydi mesela? Sadece back squat, deadlift, powerlifting yaptığım dönem oldu. Bu seviyeye erişemedim. Bu seviyeye erişmek o şekilde imkansız. Çünkü sizi çok güzel güçlendiriyor, kas kütlenizi arttırıyor ama yağ yakmanız için bir sürece ihtiyacınız var, süreç. Onun dışında kardiyo, uzun süreli hafif kardiyo denedim. Uzun süreli hafif kardiyoda güzel yağ yaktım ama çok kas kaybettim. Bacaklarım incecik oldu, acayip güç kaybettim. Onu denedim. Benim deneyimleyip de kafamda oturttuğum, spor salonunda uyguladığım, sizlere yazdığım antrenman sistemi bu arkadaşlar. Fahrenheit programı deneyimlerimle
sabit, faydasını gördüğümüz bir program. Ama şu var. Şimdi herkes Fahrenheit programını uygulamak istemeyebilir, uygulayamayabilir. Mesela 80 yaşındaki bir teyzeye de kilo verdirtmek isteyebiliriz. Fahrenheit programındaki ağırlıkları kaldıramayabilir. Hiç sıkıntı değil. Boş yapar. Daha az tekrar yapar. Daha kısa süre yapar. Bunu herkese göre uyarlayabiliriz. Bu arada ben demek istemiyorum ki uzun süreli kardiyo iyi bir şey değil. Hayır, benim en çok merak ettiğim şey, maraton koşmak istiyorum. Hayallerimden bir tanesi. Koşan insanlara da çok saygı duyuyorum. O antrenman sistemini çok seviyorum. Koşmayı çok seviyorum. Ama yağ yakmaksa amacınız arkadaşlar, yüksek yoğunluklu, kısa süreli antrenman. Benim süre baremim 30 ile, hatta şöyle söyleyeyim, 20 ile 40 dakika arası interval antrenmanlar. Şimdi şöyle oluyor, şu mekanizma şu arkadaşlar. Öncelikle kaslarımızın içindeki glikojeni biz kullanıyoruz. Bu glikojen kullanıldıktan sonra boşalan yeri bir şeyle doldurması lazım vücut. Glikojen antrenman sırasında kullanılıyor. Sonra boşalan yeri doldurmak için vücut yağlarımıza hücum ediyor. İşte yüksek yoğunluklu antrenmanın yağ yakım sistemi bu. Yani yağlarınız sonrasında, antrenman sonrasında kullanılıyor. Bizim yaptığımız sistemde glikojenin bir kısmı gidiyor. Çünkü bizim yoğunluklu antrenmanlarımız genelde 20 ile 40 dakika arası olduğu için. Glikojen boşaldıktan sonra yağ yakımı başlıyor. Antrenmandan sonra da yağ yakımı devam ediyor. Bu demek değildir ki 10 dakikalık çok yoğun bir egzersiz bizim antrenmanımızdan daha az yağ yakar. Hayır, biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Ne kadar zorladınız, antrenmanın ne kadar yoğun olduğu bu konuda çok önemli. Size altın bir kural söyleyeyim. Antrenman eğer sizi yormuyorsa çok yağ yaktırmıyordur. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Onun dışında arkadaşlar uyku demiştim. Uyku bence acayip önemli. Growth hormon salgılanması mı diyeyim, kasların dinlenmesi mi diyeyim, vücudun iyi hissetmesi mi diyeyim, inflamasyon azalması mı diyeyim. İstediğinizi deyin. Matematiksel formüllere çok takılmayın. Arkadaşlar 8 saat uyuyun ve mümkün olduğunca saat 10.30 ile 12 arasında yatmaya çalışın. Şimdi size 9'da yatın, saat 5'te kalkın diyeceğim. Yine sürdürülebilir değil. Bizim burada kovaladığımız şeyler, koşturduğumuz, peşinden koştuğumuz şeyler sürdürülebilir şeyler. Yani bir hafta yapıp 2 sene yapmamanız benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu bir hayat tarzı olmak zorunda. Siz hiç spor yapmıyorken bir ayda benim gibi olamazsınız arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ama bir ayda çok yol kat edersiniz. Bir senede benim gibi olabilirsiniz. Bir senede düzenli çalışmanız gerekiyor bunun için. Bunu öncelikle bir kabul edelim. Hani işte biz anabolik steroid kullanmayan bir grubuz. Growth hormon kullanmayan bir grubuz. Hatta supplement bile kullanmamaya çalışan bir grubuz. Bu işi tamamen doğal olarak yapmaya çalışan, birinci amacı sağlık olan bir grubuz. O yüzden sizlere bunu söylüyorum. Yani istiyorsanız saygı duyuyorum. Hiç kimseye kızmıyorum. Anabolik steroid kullanıyor diye. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hayat sizin hayatınız. Sonuçta bu ürünleri kullanan bir sürü profesyonel sporcu var. Herkes bu ilaç işine girmeye çalışıyor bir şekilde. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü test etmesi çok zor, yakalaması çok zor. Bir sürü faktör var. Biz arkadaşlar bu işi sağlık için yapıyoruz. Ben yarışıyorsam amatör yarışıyorum. Benim yarışmaktaki sebebim para kazanmak ya da hayatımı bununla geçindirmek değil. Benim amacım burada sizlere yardımcı olabilmek. Sizlere yardımcı olabilmek için deneyim biriktirmek. Bilgileri bir filtreden süzüp sizlere vermek. Söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Yani tekrar toparlayacak olursak, kas kaybetmekten korkan bir grup var bir de. Benim en çok takıldığım grup. Arkadaşlar, inanın bana, her şeyi yaptım, her şeyi denedim. Her spor kültüründen geçmeye çalıştım. O eski mantık, işte 8 tekrar yaparım, hipertrofi olur. İşte koşu bandında koşarsam kaslarım erir. Artık bu dönem bitti arkadaşlar. Bu dönem bitti. Bu kafadan çıkın lütfen. Artık bu 1960'ların, 1970'lerin modeli. O dönemlerdeki sistem böyleydi. Çünkü şöyle bir dönemdi o. Hardcore bodybuilding'in popüler olduğu bir dönemdi. Ve arkadaşlar, hardcore bodybuilding anabolik steroid kullanmadan yarışmacı olunabilecek bir spor değil. Bana hiç kimse kızmasın. Bütün hocalarıma saygı duyuyorum.
sağlıklı olarak bodybuilding yapan tabii ki birçok kişi var ve bir yere geliyorlar ama kimse ilaç kullanmadan Arnold Schwarzenegger olamaz. Genetik olarak öyle bir başarı yok. Yine aynı konuya geleceğim. Sonuç itibariyle hepimiz insanız ve belli bir kategori içinde yaratılmışız. Özelliklerimiz belli. Aynı örneği vereceğim. Bir aslan ne kadar çalışsa çalışsın çite olamaz. Bir şempanze ne kadar çalışırsa çalışsın goril kadar güçlü ve iri olamaz. Bizim belli sınırlarımız var. Hardcore bodybuilding'de de bu sınırların en üstüne çıkmaya çalıştığı için insanlar anabolik steroid kullanmak, growth hormon kullanmak, peptit kullanmak zorundalar. Onlara o yüzden hiç kızmayın. Ben kullansam ben de olurum demeyin arkadaşlar. O seviyelerde anabolik steroid kullansanız bile öyle olmak gerçekten çok zor. Buna inanın, insanlara da böyle durup dururken affedersiniz bok atmayın. İşte şunu kullanmış, bunu kullanmış. Benim tercihim sağlıklı olarak buna ulaşmak. İnsanlara sağlık satmak, sağlıklı bir hayat vermek. Bizim amacımız bu. Yapan insanlara da saygı duyuyorum. Şimdi o dönemdeki insanlarda şöyle bir bilinç vardı. Adam 1.78 boyunda, 115 kilo, full kas kütlesi. Anabolik steroid kullandığı için kasları çok gergin. Anabolik steroid kullanan bir insanın bacağını şöyle bir ellediğinizde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Sertliğinden normal sağlıklı bir kas yumuşak olmalı. Sıkmadığınız sürece sert olmaz. O kaslar o kadar gergin ki eklem noktalarında acayip basılar yapıyor ve sakatlanma ihtimali çok yükseliyor. Şimdi o insanlar dışarı çıkıp da sizin gibi 40 dakika 45 dakika koşamazlar arkadaşlar. 300 tane burpee yapamazlar. Çünkü kaslarını tamamen ve tamamen hipertrofiye, yani büyümeye yöneltmişler. Onların işi o. Şimdi o insanlar kalkıp da koşu bandında koşarsa sakatlanırlar. O yüzden onların kardiyo tercihleri 30 dakika, 40 dakika eğimli seviyede tempolu yürüyüş. Ama bu demek olmuyor ki bütün insanlık bunu yapacak. Hayır arkadaşlar, sağlıklı insan için, normal bir birey için, sedanter masa başında oturan bir insan için öncelikle güzel bir beslenme ve diyet, sonrasında güzel bir spor yönlendirmesi, sonrasında güzel bir uyku. Olay bundan ibaret. Gerisine takılmaya hiç gerek yok. Görüşmek üzere.